Evet bu fonksiyonun en büyük değeri. Şimdi en büyük değerini nasıl bulacaksınız? Tepe noktasını kullanacaksınız değil mi? Şöyle yapalım ya da şu şekilde birinci öncül diyelim. Ve arkadaşlar tepe noktasının apsisini yazalım. R'nin değeri. Eksi B eksi 6 bölü 2A yani eksi 2. Bu ifadenin sonucu ne geldi? 3 geldi. Şimdi K'yı bulmak için ne yapıyorum? K'nın değeri burada tepe noktasını yerine koyduğumuzda elde ettiğimiz f3 değeridir. Bu durumda f 3e hesaplayalım. f3 eşittir. Eksi x kare yani eksi 9 artı burada 18 var. Bundan 3 çıkarttığımızda sonuç 6 olduğu için demek ki arkadaşlar en büyük değer gerçekten 6 olmalıymış. Bu ifade doğru bir ifade. x eksenini kesmez diyor. Şimdi x eksenini kesmiyorsa demek ki arkadaşlar delta sıfırdan küçük olmalı. Bakalım deltası B'nin karesi eksi 4 çarpı A. A yerine eksi 1. C yerine eksi 3 yazıyorum. Bu ifadenin sonucu için ne söylersiniz? Şu eksi 1 artı yapacak. Burası 24'e eşittir. Ve 24 sıfırdan büyük olduğu için burada arkadaşlar bu fonksiyon x eksenine x eksenine ne yapar? İki farklı noktada keser. O yüzden arkadaşlar burada ikinci öncülüğün ne olduğunu söyleyeceğim hatalı olduğunu söyleyeceğim. Simetri ekseni arkadaşlar neydi? X eşittir R doğrusuydu. Üçüncü öncül hakkında konuşuyoruz. Simetri ekseni X eşittir R doğrusuydu. Birinci öncülde arkadaşlar ben R'nin değerini 3 olarak bulduğum için simetri ekseni X eşittir 3 doğrusudur. Yani bu da doğrudur. Sorumun doğru yanıtı da D seçeneğidir. Evet bu fonksiyonun en büyük değeri. Şimdi en büyük değeri nasıl bulacaksınız? Tepe noktasını kullanacaksınız değil mi? Şöyle yapalım ya da şu şekilde birinci öncül diyelim. Ve arkadaşlar tepe noktasının apsisini yazalım. R'nin değeri. Eksi B eksi 6 bölü 2A yani eksi 2. Bu ifadenin sonucu ne geldi? 3 geldi. Şimdi K'yı bulmak için ne yapıyorum? K'nın değeri burada tepe noktasını yerine koyduğumuzda elde ettiğimiz F3 değeridir. Bu durumda F3'e hesaplayalım. F3 eşittir. Eksi x kare yani eksi 9 artı burada 18 var. Bundan 3 çıkarttığımızda sonuç 6 olduğu için demek ki arkadaşlar en büyük değer gerçekten 6 olmalıymış. Bu ifade doğru bir ifade. X eksenini kesmez diyor. Şimdi X eksenini kesmiyorsa demek ki arkadaşlar delta 0'dan küçük olmalı. Bakalım deltası B'nin karesi eksi 4 çarpı A. A yerine eksi 1. C yerine eksi 3 yazıyorum. Bu ifadenin sonucu için ne söylersiniz? Şu x birbirine artı yapacak. Burası 24'e eşittir. Ve 24 sıfırdan büyük olduğu için burada arkadaşlar bu fonksiyon x eksenine x eksenine ne yapar? İki farklı noktada keser. O yüzden arkadaşlar burada ikinci öncülüğün ne olduğunu söyleyeceğim. Hatalı olduğunu söyleyeceğim. Simetri ekseni arkadaşlar neydi? x eşittir r doğrusuydu. Üçüncü öncül hakkında konuşuyoruz. Simetri ekseni x eşittir r doğrusuydu. Birinci öncülde arkadaşlar ben r'nin değerini 3 olarak bulduğum için simetri ekseni x eşittir 3 doğrusudur. Yani bu da doğrudur. Sorumun doğru yanıtı da d seçeneğidir. Evet bu fonksiyonun görüntü kümesinin en küçük elemanı 7'dir. Buna göre bu fonksiyonun düşey eksenini kestiği noktanın ordinatı istenmekte bizden. Şimdi görüntü kümesinin en küçük elemanı 7 ise demek ki arkadaşlar tepe noktasının ordinatının ne olması lazım? 7 olması lazım. Önce tepe noktasının apsisini bulacağım. R'nin değeri. Eksi B bölü 2A'dan ne geldi? Eksi 1 geldi. Bu durumda arkadaşlar F-1 ifadesinin değeri. Burada ne olmalı? 7 olmalı. Eksi 1 yerine koyarsam burası 1, burası eksi 2. Burada 3K-1 var. Bu ifadenin sonucu 7'dir. Tamam şunlar gitti. Bu eksi 2'ye karşı alırsam 3K'nın değeri burada 9 yapar. İki taraf 3'e bölünürse K'nın değeri kaçtır? K'nın değeri 3'tür. Şimdi şu ifadede K yerine 3 yazılırsa. Bu durumda arkadaşlar ne söyleyeceksiniz? Diyeceksiniz ki fx fonksiyonu burada şuna eşittir. x kare artı 2x artı 8'dir. Tamam. Neyi soruyor size? Düşey eksini kestiği nokta sorulmakta. x yerine 0 yazarsam Burası 0, burası 0, burası 8. Yani sonuç ne yapar? Sonuç 8 yapar. Sorumun doğru yanıtı da A seçeneğidir. Evet bu fonksiyonun en büyük değeri 24'tür. M'nin alabileceği değerler çarpımı istenmekte bizden. Şimdi arkadaşlar verilen fonksiyonun tepe noktasının absisini hesaplayarak başlıyorum. Eksi B sayısı eksi 6 bölü 2A bu da eksi 2'dir. Sonuç ne yaptı? 3 yaptı. Bu durumda arkadaşlar ben x yerine 3 koyduğumda bunun bu fonksiyonun alabileceği en büyük değeri bulacağım ki onun da 24 olduğunu biliyormuşum. yerine 3 koyarsam burası x 9. Bakın burada x gördüğünüz her yere ne yapıyorsunuz 3 yazıyorsunuz. Burası x 9 artı burası 18 artı burası m kare eksi artı 2m. Bu ifadenin sonucu burada 24'tür. Şu ikisinin toplamı burada 9 yapar. 24'ü buraya alırsam bu durumda buradaki ifade şudur m kare artı 2m eksi 15 eşittir 0 ifadesidir. Şimdi burada arkadaşlar sağlayan m değerlerinin çarpımı burada verilen fonksiyonun burada elde etmiş olduğum fonksiyonun kökler çarpımıdır. Burada kökler çarpımı m1 çarpı m2 ifadesi c bölü a yardımıyla eksi 15 bölü 1 yani ne olarak bulunur? Eksi 15 olarak bulunur. Sorunun doğru yanıtı da D seçeneğidir. Evet bu fonksiyonun görüntü kümesindeki pozitif tam sayıların toplamı istenmekte bizden. Şimdi arkadaşlar bu fonksiyonun görüntü kümesi şudur. Eksi x kare artı 4 x'tir. Ve ben bunun ne olmasını istiyorum? Sıfırdan büyük olmasını istiyorum. Önce buraya geleceğim. X parantezini alacağım. X parantezini aldığımda burası 4 eksi x olacak. Bu ifadenin sıfırdan büyük olduğu aralığı merak ediyoruz. Bakın buranın kökü sıfırdır. Buranın kökü kaçtır? Buranın kökü 4'tür. Hemen bir tablo yapacağım. Önce 0'ı ardından 4'ü yazdım. Şimdi şurası tek katlı kök. Burası tek katlı kök. Eksi x söz konusu olduğu için yani x kare ifadesinin katsayısı eksi olduğu için eksiyle başladım. Burası artı burası eksi olacak. Aradığım bölge bu ifadenin sıfırdan büyük olduğu bölge ve buradaki tam sayılar ne var burada? 1 var. 2 var ve 3 var. Bunların toplamı da ne yapar? 6 yapar. Tamam. Ama bize bu sorulmuyor. Bize şu soruluyor. X yerine bunları koyduğumuzda elde ettiğimiz görüntülerin toplamı sorulmakta. X yerine 1 koyarsam F1'in değeri eksi 1 artı 4'ten ne yaptı? 3 yaptı. X yerine 2 koyarsam F2 ifadesinin değeri eksi 4 artı 8'den ne yapar? 4 yapar x yerine 3 yazarsam burası eksi 9 artı ne yapıyor? 12 yapıyor. Tamam. Ve bu durumda bu ifadenin sonucu da 3 geldi. Bunların toplamı 10 olduğundan doğru yanıt C seçeneğidir. Evet gerçek sayılar kümesinde f ve g fonksiyonları bu biçimde tanımlanmış. Ne diyor bize? f fonksiyonunun en büyük değeriyle g fonksiyonunun en küçük değeri birbirine eşit olduğuna göre m eksi n farkı nedir diye sormakta. Şimdi f fonksiyonuyla başlayalım. f fonksiyonu için konuşuyorum. Bunun tepe noktasının apsisini hesaplayacağım. Eksi b sayısı eksi 4. a sayısının iki katı yine eksi 4. Ve bu ifadenin sonucu ne geldi? 1 geldi. Bu durumda arkadaşlar burada f de hesaplamamız istenmekte. Burası eksi 2 yapar. Burası 4'tür. Burası da arkadaşlar ne yaptı? m 7 yaptı. Bu ifadeyi bir kez daha yazacağım. F1'in değeri. Burası 2. Eksi 7 ne yapar? M eksi 5 yapar. Yani bu durumda şunu söylüyorum. Fx fonksiyonunun alabileceği en büyük değer arkadaşlar burada neye eşittir? M eksi 5'e eşittir. Devam ediyorum. Geldim g fonksiyonu hakkında konuşacağım. Önce g fonksiyonunun tepe noktasının apsisini hesaplayacağım. Eksi b eksi 6 x kare ifadesinin kas sayısının 2 katı eksi b bölü 2a ne yapar burayı? Eksi 3 yapar. Eğer ki g fonksiyonunda eksi 3'ü yerine yazarsam burası 9 burası eksi 18 burası n artı 1'dir ve bu durumda arkadaşlar g eksi 3 ifadesinin değeri ne yaptı burada? Eksi 9 eksi 8 yani n eksi 8 yaptı. İşte bu durumda da arkadaşlar bu aramış olduğum en küçük değer Nedir burada? N 8'dir. Ve soru bize şunu söylemiş. Demiş ki sen M 5 ifadesinin burada N 8'e eşit olduğunu biliyorsun. Şu N'i karşıyalırsan alırsan burası M eksi N olur. Eksi 5'i karşıyalırsan alırsan burası ne olur? Burası eksi 3 olur. Bu durumda da sorumun doğru yanıtı A seçeneğidir. Evet verilen fonksiyonun simetri ekseni eğer ki x eşittir 2 doğrusuysa bu ifade aynı zamanda neye eşittir? tepe noktasının apsisi olan R'ye eşittir. Şimdi R'nin değerini nasıl hesaplayacağım? Eksi B. Bakın eksi B sayısı burada eksi 4 mdir Bölü 2A. 2A dediğimizde şunun iki katı. Yani ne olacak burada? 6M artı 2 olacak. Ve ben bu ifadenin sonucunun 2 olduğunu biliyorum. Şunu alın. Eşitliğin diğer tarafına çarpım olarak yollayın. Buradan şunu elde edeceksiniz. Hatta bu gitti artık. Kesir çizgisine gerek yok. Burası eksi 4M. Eşittir ne olacaktır? 12M artı 4 olacaktır. Bu eksi 12, 12M'i karşı alırsam burası eksi 16M yapar. Bu ifadenin sonucu 4'tür. İki taraf eksi 16'ya bölünürse M değeri buradan ne olarak bulunur? Eksi 1 bölü 4 olarak bulunmuş olunur. Evet fonksiyonun en küçük değeri istenmekte. Zaten e, R yerine 2 yazacağımı biliyorum. Yani X yerine 2 yazarsam en küçük değeri buluyorum. Hemen geleceğim. X yerine 2 yazacağım. F2 ifadesi için şunu söyleyeceğim. Burada 3 m artı 1 var. E, çarpı X yerine 2 yazdığım için burası 4 olur. Artı burada 4 m var. X yerine 2 yazdım. Artı 5. Şimdi bunu bir hesaplayalım. 4'ü içeri dağıttım. Burası 12M artı 4. Artı burada 8M artı 5 var. Eşittir diyorum. Burası 20M artı 9'dur. M yerine eksi 1 bölü 4 yazılırsa burada 20 çarpı ne bulunmakta? Eksi 1 bölü 4 bulunmakta. Bu ifadeye 9 ekleyeceğim. Şunlar gitti. Burada 5 kaldı. Şurası ne yapar? Şurası eksi 5 yapar. Eksi 5'e 9 eklersek Sonuç 4 olacağı için sorumun doğru yanıtı da C seçeneğidir. Evet verilen aralıkta arkadaşlar bu fonksiyonun alabileceği en büyük değer A, en küçük değer B'dir. A B farkı sorulmakta. Önce şunu yapacaksınız. Bu fonksiyonun tepe noktasının absisini hesaplıyorum. Eksi B bölü 2 A'dan bu ifadenin sonucu ne geldi? 1 geldi. Ve görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir sayısı bu aralıkta olduğu için Burada şunu yapıyorsun. Önce x eşittir eksi 2 için ardından x eşittir 1 için ve ardından da arkadaşlar x eşittir 3 için fonksiyon değerini hesaplıyorsun. x yerine eksi 2 yazarsam burası f eksi 2 eşittir 4 artı 4 artı 7 eşittir ne yapar? 15 yapar. Buraya geldim. x yerine 1 yazarsam f1 ifadesinin değeri burada 1 eksi 2 artı 7 ne yaptı? 6 yaptı. Buraya geldim. Eğer ki x'e 3 yazarsam f3 ifadesinin değeri 9 eksi 6 artı 7. Ne yapar? Ee, burası da arkadaşlar bence 10 değil mi? Bu da 10 yaptı. Şimdi bu durumda görmüş olduğunuz gibi en küçük değer 6. En büyük değer 15 olduğu için burada arkadaşlar burası 15'tir. Burası 6'dır. Bunların farkı da 9 olduğu için doğru yanıt A seçeneğidir. Evet arkadaşlar şimdi A kümesi x'lerden oluşur. Bu x'ler öyle ki a artı 4 a artı 5'e eşittir bunlar. Ve burada arkadaşlar a sayıları eksi 1 ile 2 kapalı aralığında olmalı. Tamam bu kümenin en büyük elemanı ile en küçük elemanının toplamı istenmekte bizden. Şimdi şunu almanızı isteyeceğim. Şunu buradan alın. Ve şunu yazın. Ne var burada? Eksi 1 var. Küçük eşittir a'dan küçük eşittir 2'den. Şimdi şunu yapmanızı istiyorum. Burada arkadaşlar eğer ki her bir ifadeye artı 2 eklersem. Burası 1. Burası a artı 2. Burası arkadaşlar 4 olacaktır. İfadenin tamamının her bir teriminin karesini alın. Burası 1. a artı 2'nin karesini alırsam burası a kare artı 4 tane a artı 4. Buranın karesini aldığım zaman da ne elde ettim? 16 elde ettim. Ardından her bir ifadeye tekrardan bir ekliyorum. Burası 2. Burası a kare artı 4a artı 5 oldu. Bu ifade küçük eşittir 17. Şimdi bu durumda bakın şu ifade kümede verilen x'e eşit. Yani bu durumda x için de şunu söyleyeceğim. Burası 17. Burası arkadaşlar ne olmalı? 2 olmalı. Alabileceği en büyük eleman bu durumda 17. En küçük eleman 2. Toplamları 19'dur. Doğru yanıt B için Evet bu aralıkta tanımlı fonksiyonun görüntü kümesi hangisidir diye sorulmakta. Şimdi burada şunu yapacaksınız. Bakın x'in aralığı şuymuş. 1 kapalı 4 açıkmış. Tamam. Şimdi burada şunu yapalım. Her bir ifadeye eksi 1 ekleyelim. Her bir ifadeye eksi 1 ekledim. Burası 0. Burası x eksi 1. Burası 3 oldu. İfadenin karesini alırsam burası 0 olacaktır. x eksi 1'in karesi x kare eksi 2 x artı 1. Burası 9'dur. Şimdi her bir ifadeden 1 çıkartırsam yani her bir ifadeye eksi 1 eklersem. Burası eksi 1. Burası x kare eksi 2 x. Burası da 8 olacaktır. Yani bu aralık bu durumda eksi 1 kapalı 8 açık aralığıdır ve sorumun doğru yanıtı da D seçeneğidir. Evet şimdi bu kartonun alanını veren ifade burada şudur değil mi? Buna direkt fx fonksiyonu diyelim çünkü kenar uzunlukları x cinsinden olduğu için burada şunu yapacaksınız. 12-x ile neyi çarpacaksınız? x artı 6'yı çarpacaksınız. Bu iki ifadeyi çarparsam öncelikle eksi x kare gelecek. Ardından 6 x gelecek. Bir de arkadaşlar ne geldi? 72 geldi. Bu ifade burada fx'tir. fx'in alabileceği maksimum değeri merak ediyorum. O yüzden önce tepe noktasının apsisini bulacağım. Eksi b sayısı 6. 2a sayısı eksi 2. Buradan sonuç ne geldi? Eksi 3 geldi. Yani fonksiyonda x gördüğüm yere eksi 3 yazarsam. Burası eksi 9. Burası artı 18. Burası 72. Ve bu ifadenin sonucu ne yapar? 81 yapar. O halde doğru yanıt e seçeneğidir. Evet bu fonksiyon eğer ki arkadaşlar bu noktadan geçiyorsa bunun anlamı şudur. X yerine M yazıldığında sonuç N e eşittir. X yerine M ye yazarsam burası M kare artı 3M artı 5 olur. Ve bu ifadenin sonucunun N olduğunu biliyorum. Şimdi M artı N ifadesi bu durumda şudur. M'i yazdım. N yerine de ne yazacağım? Şu ifadeyi yazacağım. Bu ifade burada M kare artı 3M artı 5'tir. Bu durumda m artı n ifadesi burada m kare artı 4m artı 5'e eşittir. Şimdi bunun en küçük değerini bulmak için neyi hesaplıyorum? R'yi hesaplıyorum. R'nin değeri eksi b sayısı eksi 4. A sayısının 2 katı 2. Bu ifadenin sonucu eksi 2 olduğu için burada arkadaşlar şu ifadede ne yapmalıyım? M yerine eksi 2 yazmalıyım. M yerine eksi 2 yazarsam burası 4, burası eksi 8, burası 5'tir. Bu ifadenin sonucu da 1 olduğu için sorumun doğru yanıtı D seçeneğidir. Evet şimdi bu fonksiyon grafiği eğer ki arkadaşlar A noktasından geçiyorsa bu durumda X yerine M yazıldığında sonuç ne gelmeli? N gelmeli. Yani e N'in değeri burada arkadaşlar neye eşittir? F M'ye eşittir. F değeri de burada M kare artı 3M artı ne olur? 5 olur. Şimdi bizden M artı ne ifadesi istenmekte? Burada m yerine m yazıyorum, n yerine de m kare artı 3m artı 5 yazdım. Bu ifadeyi toparlarsam, burası m kare artı 4m artı 5'tir. Bizden bunun en küçük değeri istenmekte. Bu ifadenin en küçük değerini bulabilmek için, burada arkadaşlar, önce neyi bulacağım? Tepe noktasını bulacağım. Tepe noktası nasıl hesaplanır? Tepe noktası arkadaşlar. tepe noktası şu şekilde hesaplanır. Eksi B. Eksi 4. Bölü 2A. Yani apsis eksi 2 olacak. M yerine eksi 2 yazıldığında burası 4 eksi 8 artı 5'tir. Bu ifadenin değeri 1 olduğu için doğru yanıt D seçeneğidir.